CHP Muğla Milletvekili Avukat Akın Üstündağ'ın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesine AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Çiğdem Demiralp'ten jet yanıt geldi. CHP Muğla Milletvekili Avukat Akın Üstündağ'ın verdiği yazılı soru önergesinde TOKİ'nin Bodrum ilçesi Orta Kent Mahallesi'ndeki hazineye ait 1 milyon metrekarelik araziyi devralmak için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvurduğu, devir kararının da önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği ve %30 emsal çıkması halinde yabancılara satmak üzere arazide 3000 konut inşa edilebileceği yönündeki haberler basın ve yayın organlarında sıkça gündeme gelmektedir. Değerlendirmesinde bulunarak Bodrum için yeni bir yapılaşma alanı olacak proje hakkında bazı sorular yöneltti. CHP'li Üstündağ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergesi üzerine AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Çiğdem Demiralp bir basın açıklaması yaptı. Demiralp yaptığı açıklamada kendi vatandaşımız dururken neden yabancıya ev yapalım ifadelerini kullandı. Açıklamasında CHP'li belediyeleri sert bir dille eleştiren Demiralp şunları söyledi. Kalkınma Partisi Hizmet Partisi'dir. Emeklimiz, işçimiz, evi olması için her gün bizleri yolda durduran vatandaşımız varken neden yabancıya ev yapalım? CHP'li belediyeler yabancılara milyon dolarlık evler yapılması için yatırımcılara her türlü imkanı sağlıyor. Bodrum'un her yeri bu yüzden rant uğruna talan edildi. Tarihten, doğadan, çevreden bahseden CHP'li belediyeleri imar izinlerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Sayın Üstündağ, TOKİ'nin uygun şartlarda ev sahibi yapacağını duyan lüks konutlar inşa eden şirketlerin avukatlığını mı yapıyor? TOKİ konutlarının mumculara yapılacağını belirten Demiralp, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü. Orta kent için bir çalışmamız yoktur. Bodrum'da ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızı TOKİ kanalıyla uygun şartlarda ev sahibi yapacağız. Bu konuyu ben bizzat takip ediyorum. Biz nereye uygun görürsek orada çalışma yaparız. Sayın Üstündağ CHP anlayışı ile AK Parti duruşma anlayışını karıştırdı herhalde. Her iki senede bir aralıklarla Orta Kent'le ilgili bu tarz açıklamalar yapılıyor. Kendilerini gündemde tutmak istiyorlarsa Bodrum'un ihtiyacı olan katı atık projesinden, çalışmayan arıtmalardan ve denize dökülen lağım sularından bahsetmeleri. Bu akşam Ankara'ya hareket edeceğini belirten Çiğdem Demiralp, konu hakkında ilgili kişilerle çalışmaları değerlendireceklerini söyledi. Demiralp konuşmasının sonunda TOKİ'nin Bodrum'a hayırlı olmasını diledi. Ben şimdiden herkese, özellikle Bodrumlulara TOKİ hayırlı olsun diyorum.